To'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi bunda. Anaqada. Sog' bergan ekan, 10 qo'lgacha ochmaysiz degan. Shu esdan chiqib qolgan o'sha ba'zida-da. Instagramda to'g'rilab bo'lmaydi lekin. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد خب نبتدي صحبتمز أول صحبت لارمزنا إن شاء الله ماهية دوامة أول صحبت لارمزدا اجتهاد مسألة سجى تختار جندك اجتهاد نين أساس لارو تورس ده هم يبلش جندك İslam ümmetinin yani manbası Kur'an ve sünnet onun doğru düşüncesi kıyametke kadar devam etişliği vadesi var. Muhafazası Allah subhanahu ve ta'ala tamamından vade kılıngan. Allah ta'ala onu muhafaza kılamız degen. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafidun. Albatta biz bunu özümüz nazil kıldık zikrini ve onu özümüz muhafaza kalemiz degen. Ana şu muhafazanı usullerine İslam ümmeti bil ittifak içtihat mavzularını koşadı. İslam'ın bugünkü kadar onge mensup adamlar bazen zayıf oldu, bazen mağlup oldu. Siyasi meydanda, iktisadi meydanda, cüdüküp meselelerde mağlup olsa da lekin o e'tiqod qilayotgan din hali hanuz navqiron, hali hanuz eng to'g'ri yechimligini butun dunyo biladi, tan oladi. To'g'ri insofli odam biladi. Islom dini bugungi qadar bunaqa buzilmasdan, o'zgarmasdan kelishligida ulamolarning roli juda katta. Alloh subhanahu va taolo o'sha ulamolarni bu mavzularga munosib loyiq ko'rdi. Bitta mavzu, mesela hazır hadis, fiqhdan tashqari, Kur'an'ın özünü alayım. Kur'an'ın birer harfi özgarmasdan bizge yetib kelishligi de, özdan özü keldi mi? Yok. Qanaqa harakat, qanaqa harajat bo'lgan bunga. Umur harçlangan, vaqt sarflangan, masofalar bosib o'tirgan. Qiroatda 10 ta qiroat misol uchun, mutawatir 14 tagacha qiroat. 10 ta qiroatni al-qiroatul ashara bu imom ya'ni kim edi? Tajvid ilmini Shotibiy. Imom Shotibiy 10 taga jamladilar. O'sha jamlagandagi usulga e'tibor qaratsangiz, qorilarga suyanilgan. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q. Masalan, Hafs rivoyatni Osimdan olgan va keyingisiga yetkazgan. Hafs qurrolardan, qorlar bo'yicha eng mu'tabar kishilardan. Qur'on haqida gap ketsa, Hafsga quloq solinadi. Dunyoni bugungi kundagi 70% Hafs qiroatida o'qiydi. To'g'rimi? Ibn Kasir qiroati, Varş kıraatı, şube kıraatı, bunlar kıraatlar. Kıraatlarda kârlarga müracaat kılmadı. Mesela İmam Buhari'nin sahih toplamlarında kıraat kigen mi? Kigen. Kur'an'lı kıraatları hakkında İmam Buhari'nin alakıda babı var. Lekin kıraat barası İmam Buhari'nin kıraatı deyip rivayet var mı? Yok. Bu bilen İmam Buhari'ni Kur'an boyunca mütehassıs mas diye alamız mı? Yok. Nimaga? Chunki mutaxassislikka bunga urg'u bermagan. Endi yana bir qiziqligi Hafs ibn An-Asim dediga Hafsni muhaddislar zaif degan. Qoyilmisiz? Hafs muhaddislar nazdida hadis qabul qilinmaydigan kishi. Hadisi zaif. Nimaga? Hadisda
zayıf bo'lgan odamdan qiroat olyapmiz desa, bu qiroatda mutaxassis bo'ladi. Hadisi zayıf bo'lsa-da, hadisga mutaxassis bo'lmaganligi uchun zayıf. Uni zayıfligi unga ta'na bo'la olmaydi. Hadisga mutaxassis emas u odam. Lekin qiroat borasida Hafs'dan so'raladi. Hadisdan Hafs rivoyat qilgan hadislar bor. O'sha hadisni Hafs rivoyat qilgan qorilarning ichida qurrolardan bu kishi deb hadisni olib ketilmaydi. Hammasining o'zining o'rni bor. Mana shu usullar, mana shu qoidalar asos bo'ldiki islom dinimizning muhofazasiga. Bugunga qadar shu muhofaza keldi. Doim tashvish tug'dirgan jamoalar mana shu usullarga hujum qildi. Biz fiqh masalasida o'rgandik. Oldin sizlardami boshqa joydami kirib gaplashdik. Mujtahidlarning martabalari bor. Birinchi mujtahidni nima deymiz? Mujtahid mutlaq deymiz. Uni vazifasi nima? Uning vazifasi kitobdan, sunnatdan mubosharatan istinbot qiladi. Ya'ni kitobga, sunnatga murojaat qiladi, boshqa yo'q. Kitob va sunnatning asl ishtirokchilari sahobalarni yaxshi biladi va ularning hayotlaridagi hodisalardan qoida ishlab chiqaradi. O'sha qoidaga ko'ra istinbot qiladi mavzuni. Yo'q. Qur'onda sunnatda zikri kelmagan masalalarni bu yoqqa olib chiqadi mana deydi. Tahoratni farzi 4ta degan masala Qur'onda bormi? Yo'q, ochiq oydin yo'q. Tahoratning farzi 4ta degan gap yo'q. Namozning 12ta farzi bor degan gap yo'q. Buni o'sha Qur'ondagi ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiq vamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'baynidan chiqardi. 4ta farzi bor dedi. Buni kim aytdi 4ta farzi bor deb? Abu Hanifa rahimahulloh aytdi. Lekin Imom Shofiy bunda 5ta farz bor, balki 6ta farz bor dedi. Mana shu oyatdan chiqardi degan. İkkalasi ham gapi oyatga suyandi. İkkalasining ham gapida jon bor. Abu Hanifa o'sha buyruqlar al-amru tufidul wujub dedi. Qoida bu. Qoida Qur'oni Karimda faghsilu degan buyruqni oldi. Uni atrofida faghsilu degan buyruqni tushirib yuboradigan hech qanday qarina yo'q. Demak nima dedi? Buyruq vojibni, farzni ifoda qiladi dedi. Nima deyapti Alloh taolo? Faghsilu wujuhakum dedi. Yuzinglarni yuvinglar. Demak tahoratda birinchi farz yuzni yuvish dedi. Vamsahu bi ru'usi faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiq va qo'linglarni tirsakkacha qo'shib yuvinglar dedi. İkinci farz dedi. Faghsiluga atiq bu ham. Vamsahu buyruqmi? Buyruq boshingizlarga mas tortinglar dedi. Vamsahu bi ru'usikum va arjulakum dedi. Arjulakum qiroatini qattan oldi. Qurrolarning qiroatidan oldi. To'g'rimi? O'zigacha yetib kelgan qorilardan, sahobalardan eshitib qori bo'lgan Abu Hanifa. Mujtahid mutlaq qori bo'lmasa iloji yo'q. Uning qiroatida arjulakum qiroati hali e'rob qo'yilmagan payt kitobdan ko'rmagan ular. Yoddan olyapti bu gaplarni. Arjulakumga ko'ra vav atuf, matuf, vaqsiluga. 4-chi farz dedi. Oyoqni yuvishlik tuf bilan qo'shib dedi. 4ta farz bor dedi. Qoidaga chiqardi shuni. 4ta farz bor tahoratda dedi. Imom Shofiy nima dedi? To'xtang dedi. Bu yerda 5-chi farz ham bor dedi. Nima 5-chi farz? Vav borki dedi. Vav. Bu dedi tartibni vojib qiladi dedi. To'g'rimi? To'g'ri. Vavni tartib ma'nosi bor. Vavni tartib va ta'qib ma'nosi bor. Bundan keyin bu degani summa ma'nosi bor vavni. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum summa aydiyakum va aydiyakum summa aydiyakum. Ya'ni bu ta'qibni ma'nosini bildiradi. Yuzni yuvgandan keyin albatta qo'lni yuvish kerak. Agar yuzni yuvib oyoqni yuvsa tahorat bo'lmaydi. Yuzni yuvib qo'lni yuvish orasida vav ta'qibiyya degani, oraga narsa qo'shma degani. Narsa qo'shilib qolsa tahorat bo'lmaydi dedi. Matn ko'taryaptimi? Ko'taryapti. Usul ko'taryaptimi? Ko'taryapti. Istinbot shundan chiqyapti.
Demek bunu Abu Hanife bilen İmam Şafii'nin bu meselelerdeki içtihatlarını bütün ümmet ittifakan kabul kıldı. Bu dedi Şafii mezhebine göre dedi. Bu Hanefi mezhebine göre. İkkalası doğru dedi. Ve in asabe falahu ecran dedi. Ve in akta'a falahu ecir dedi. Eğer doğru topken bulsa ikide ecir aradı. Na doğru degeni o şey vavunu bizde Hanefiler ne dedi? Cem manasıdır dedi. Cem manasıdır. Ne degen o? Şu aytilingen büyülüğünü cemlep amelge aşırsa buldu dedi. Fakat terk-i sünnet buladı. Oraya narsa koşulsa terk-i sünnet buladı. Aldın ayağını yiyip giyin başka maksarsa. Onda terk-i sünnet buladı. Lekin doğrusu bu dedi. Keyingi ikkita farzni kabul qilmadi. Shofiylarda niyat ham farz. Niyat. Bizda nima uchun niyat farz emas? Suv o'zi poklovchi. Ha. Suv o'zi poklovchi. Niyat qilmasangiz ham qo'lingizni yuvsangiz toza bo'ladi-da. Nima uchun tayammumda bizda niyat farz? Chunki tuproq poklovchi emas. Unda qasd bilan poklanadi odam. Qasd niyat bo'lmasa bo'lmaydi. Ana o'sha uchun niyatni unda farz qilindi. Tayammumda niyat farz. Demak, mana shu ijtihodlarga yana qaytib aytamiz. Islom ummati nima dedi? Ma'qul dedi. Biz qabul qildik, ittifoqan buni qabul qilamiz dedi. Va in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul. Agar bir masalalarda tanazzu, ixtilof qilsanglar, Alloh va rasuliga qaytaringlar degan oyatga ko'ra va in tanaza'tum mafhumu muhalifesi agar niza kımesenler bana şu gap dedi. Niza yok mu hazır? Törtte mezhebini ahl-i sünne vel cema'anin mezhebe değişlikke hamme ittifak kıldı mı? Böldü. Bunge kim gap gapırsa ona eytemiz ki sen hata akıl yapsan deyimiz. Bugün ne mege ularge hata akıl yapsan deyimiz. Bittesi çıkıp ayeti yaptı. Bu meselede Şafii iman. Bu masalada Hanefi iman, bana bu masalada Maliki iman, bana bu masalada Hanbali iman ben, racih aliyetmen dese, İslam ümmeti min yıl mobeyinde de eğitmegen yapını yapır yaptı bu. Şunu için eğit yapıyoruz, sen hata kılı yapsan diye yapmış. Özümüzden özümüze eğit etkenimiz yok. İslam ümmeti ittifak kılıgen narsaga bu tegini yaptı. Benim eğitip göreydi yaptı. Hatta İbn-i Teymiye'nin Şeyhul İslam, Salafilerinin en katı imamı deyip yapırışarı, doğru mu? İbn-i Teymiye degen mezhab var mı? Yok. Nimaga? Çünkü İbn-i Teymiye özü mukallid bugün. Hanbali mezhabı da bugün. Mezhabke müntesib bugün. Yangi gap gapirişi mümkünmez. Yangi gap gapirgen zahatı yakasından yüzleşke. Uşa davurna adamları. Yani adli adamlar mı ulamalar? Beşinci mezhab yok. Bundan keyin bo'lishiya mümkünmez. Keregenmez. Çünkü yangi içtihadi urunuşke hacet yok. Urungan odam farazan zafar kutsa yani muvaffaqiyatga erishsa yo Hanafi yo Shofi'i yo Maliki yo Hanbali topgan joyi topadi. Yangi yo'l topa olmaydi. Nima qiladi isrof qilib umrini? Bo'ldi taqlid qilish kerak. Yo Shofi'ini tanla bo'ldi ket o'shanda. Men bu masalada Shofi'iman, bu masalada Hanbaliman, bu masalada Hanafi, bu masalada Malikiman desa bu masalalarni yig'ib chiqsa, yangi mazhab paydo bo'ladi. U yangi mazhab u. 5-chi mazhab paydo bo'ladi. Buni islom ummati gapirmagan bugunga qadar. Gapirganlarni boshiga urushgan, noto'g'ri deyishgan, insoniyatni tashvishga soladigan narsa. Bu ma'lum, ya'ni buni gaplashdik. Oldingi suhbatlarda yana qayta eshitilsa ma'lum. Endi bugun aqida masalasida. Mazhablar. Aqida ya'ni fiqh masalasida mazhablar bo'lishligini qabul qildiga? Tarix qabul qildi buni. Va fiqh masalasida mazhablar bo'lishligining asosi nimaga suyandi? Matnlarga suyandi. Matn Qur'on matnimida yuqoridagi oyat, Qur'onning matni o'sha matnning o'zida, matnning o'zida ikki xil ma'no chiqyaptimi? Chiqyapti. Vovni o'zi bir ma'noda ta'qibiyani bir ma'noda tarkibni, tartibni, bir ma'noda jamni beradi. Uchara ma'nosi ham bor vovni. Jam ma'nosini olgan Hanafilarmiz. Biz to'rttasi ya'ni jamoatan to'rtta amal bajarilsa bo'ldi, ya'ni hammasini jamlab bajarsa bo'ldi deymiz.
Tark sünnet bo'ladi, lekin sünnetke amal qilishlikda tartibga amal qilamiz. Shofiylar aytadiki, tartib bo'lmasa namoz tahorat bo'lmaydi deydi. Orasiga narsa qo'shsa tahorat bo'lmaydi deydi, niyat farz deydi. Bu ham o'zini mazhabi. Demak, ijtihod qilishlikka matn imkon bersagina ijtihod qilinadi. Matnda ijtihod qilishlikka imkon bo'lmasa, hech kim ijtihod qilmagan. Unda alohida mazhab yo'q. Namozning 5 vaqtligida mazhab bormi? Yo'q. Shofiylar 4 vaqt degan, Hanafiylar 2 vaqt degan gap yo'q. Vaqt mahal. 5 mahal. 5 mahal namoz o'qishlikda ixtilof yo'q. Illa kim bunga ixtilof qilsa, yo dindan chiqadi, yoki ahli sunnadan chiqadi. Yani namoz Qur'onda salat deb kelgan, salat lug'atda duo degani, namoz shart emas, duo qilib qo'ysak bo'ldi deydiganlar chiqdi. Bugun bir reklama qilib qo'yay, kechqurun 21:00 da shunaqalarni bitta imomi bilan bahs bor. Amerikada ekan, sunnat inkorchilaridan. Shunaqalardan bittasi. O'zbek. Namozni Qur'onda ular duo deydi. Ha? Inna salataka sakanun lakum lahum. Ha? Ularni haqqiga va solli alayhim. Inna salataka sakanun lahum oyat bor, to'g'ri. Bu oyatdagi salat ma'nosi duo, to'ppa-to'g'ri. Lug'at jihatidan duo. Lekin istiloh, iste'mol jihatidan ma'lum bir rukunlar, ma'lum bir amallarni o'z ichiga jamlagan Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan mutawatir tarzda yetib kelgan namozni surati bor. U namoz u. Bu usulda asosga suyanmasdan o'zini xohlagani gapirsa yo ahli bid'at bo'ladi yoki kufrga tushadi. Ya'ni ijtihodni ham to'g'ri noto'g'risi bor. Noto'g'ri ijtihod insonni ahli bid'at qiladi. Noto'g'ri ijtihod ahli sunnadan chiqarib yuboradi. Eng yengili, og'iri dindan chiqarib yuboradi. Bugun o'sha Shofiyidan buni, Hanafiydan buni, Malikiydan buni olaman degan odamlar kamida ahli bid'at bo'lyapti. Kamida biz yaxshi gumon qilib turibmiz, to'xta deyapmiz. Agar to'xtata olmasak, ularda dindan chiqib ketish ehtimoli ham ko'p. Nimaga? Hamma mazhabdan olaman degan odam hech bitta mazhabdan ololmay qoladi. Yangi gap gapiradi. Buni ko'p misol keltirganman. Hamma masalani olib kelsangiz, agar 4 ta mazhabdan joizlarni qidirsangiz, dinda eng katta fosiqqa aylanasiz. Masalan, razoat masalasida Oysha onamizning fikrini olinmagan tutrak. Razoat masalasida Oysha onamiz Solim haqidagi rivoyatni eshitgansizlar-a? Solimni balog'atga yetib qoldi, kirib chiqib turibdi. Nima qilaylik deganda, bir ayol kelib so'raydi Oysha onamizdan. Deganda payg'ambar Oysha onamiz aytadilarki, emizib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom emizib qo'ydi deydilar. U kishi aytadiki, balog'at yetib qolgan u, qanaqa emizaman, sen mana uni ushsan o'ylayotganda buyurmayapman deb kulganlar. Ya'ni sog'ib ichirib qo'yishligini aytilgan hadisga ko'ra. Ha? Ashrum minar radoa. Oyat haqida Oysha onamizda hadis bor. Oysha onamiz shuni balog'atga yetgan odam ham bir ayolni sutini ichib qo'ysa, razoat sobit bo'ladi deganlar. Oysha onamizdan rivoyat bu. Sahobami u kishi, sahobiyya. Ya'ni dinning 3dan 1 kelgan, 3dan 2 kelgan kishi bu kishi. Muhaddislar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan illa Abu Hurayradan keyin. Lekin bu masalada ijtihodlari tutrak. Oshonamizning ijtihodlari tark qilinadi. Nimaga? Chunki birorta boshqa ummahotul mu'mininlar buni qabul qilishmagan. U Solimning hadisi nima desa xos deyshgan. Xos o'shanga xos bo'lgan, boshqaga o'tmaydi. Payg'ambarimiz xos o'shanga aytdilar xolos. Mut'a masalasida Ibn Abbosning rivoyatlari bor. Mut'a. Vaqtincha nikoh. To'g'rimi? Bor. Nima qilinadi? Olinmaydi. Madinadan ketib tursak, yonimda bir yigit bilan dedilar, kimligi esimda yo'q meni ham. Sahoba o'kishi ham. Yoki shogirdlari. Ketib tursak, bir qiz, chiroyli qiz ro'baradan chiqdi deganlar. Keyin unga mut'a taklif qildik deganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Mufassir.
Bu ümmetinin donası taklif kıldık. Beni yanımdaki torunum taklif kıldı. Torunu veremem, nikah ke dedi. Beni torunum eskiydi. Lekin ben ondan çıraylı rakıdım dedi. O kız menge razı oldu dedi. Bu rivayetlerini keyin çelik. O şey nasıl hakkındaki sohbetini eşitmeyen, keyin eşitken. Ya ki eşitmezsen o tip bir rivayetini kıyken. Aslında hamma cemaatinin gapi mut'anın nasıh bo'lganligi de mut'a bir paytlar bor edi. Keyin to'xtatildi Tabuk g'azotida. To'g'rimi? Ittifoqan to'xtatildi. Endi Shofiyidan buni olaman, Hanbaliydan buni olaman, Hanafiydan buni olaman degan odam sahobalarni o'zidan olsa ham mana bunga o'xshagan masalalarga ro'baro' kelsa qanaqa qilib xalqni jilovlab bo'ladi? Kim kafolat beradi? Odamlarga bu fitnani tashayotganlar bunga javob beradimi? Hech qachon javob bermaydi. Maqsadlari bu o'zi shu. Nafslariga ro'baro' to'g'ri kelishi kerak bo'lgan mavzuni qidirib yurgan odamlar aslida. Nafslarini chekaga ko'rsatib, maxfiy suhbatlarda asl yuzlarini ochishyapti, ommaga taqvodor, odobli ko'rinishyapti xolos. Sufyon Savriydan rivoyat agar adashmagan bo'lsam, Asarul Hadis fi ihtilafil fuqaha radhiyallohu anhum degan kitob bor, tarjimasi bor. Buni qo'llanma qilib olishimiz kerak. Juda katta, o'zi ozgina kichkina kitob, juda katta ma'lumot bor. Avvallar hafizahullohning asarlari. O'zbekcha tarjimasi chiqdi buni. Endi siz arabchani bilasiz hammangiz. Arabchasini o'qish kerak buni. Har doim o'qib turish kerak. Aytadılar ki, agar deydiler, mut'a meselesinde ahli Mekke'nin fatvasını alsak, İbn Abbas kişi olarak geldiler. Yani nabiz, maskılıcı içimlikler hakkında kufa fatvası, kufeliklerin fatvasını alsak, yani bu kaysdır meselede Medine'nin fatvasını alsak, yana kaysir masalada Basra'nın fatvasını olgan odam zamonasidagi eng katta fosiq bo'ladi degan. Hammasi fatvolar, hammasini rivoyatlari, roviylari o'sha mazhablardan shakllangan. Lekin qaysi mazhab, qaysi usul bilan ularni tark qilgan. Demak, nima bo'lsa, kimdan bo'lsa olaveraman deyishlik o'ta xatarli gap. Bu masalada biz tushundik ya'ni İlmi asosda tushunarlik. Mazhab nima uchun kerak? Mana shuning uchun kerak. Mazhablar nima olingan, nima tark qilinganligini ko'rsatib bergan madrasa. Bu madrasaga kirsangiz, u madrasaga muntasib odam to'g'ri yo'ldan ketaveradi. Tayyor ochib qo'yilgan kema chiqasiz, to'g'ri ketaverasiz. Yo'q, men o'zim topaman desangiz, okeanga suzgani tushgan odamga o'xshaysiz. Uzoqqa bora olmaysiz, 1 kilometrda uxlaysiz. O okean kilometr emas. O ming kilometrlar. Demak, mana shu vaziyatda tushunarli bo'ldi. Fiqhda tushunarli bo'ldi. Qur'onda tushunarli bo'ldi. Qur'onda nimaga hafsa o'qiyapsan? Nariga qiroat ham qiroat u. Imom Buxoriy qiroatni rivoyat qildi. Nimaga uni o'qimayapsan? Sen zaif qilyapsan, bid'at qilyapsan demayapti hech kim. To'g'rimi? To'g'ri. Biz osimni o'qiyapmiz. Nimaga? Tartib bir xil. Bizga kelgan rivoyatni to'la to'kis hammasini qabul qildik, tamam. Qiroatda tushunarlik. Fiqhda tushundik. Fiqhda ham ancha ixtilof qilishdi. Ya'ni ixtiloflarni haliga aytib chiqdik. Omini jahri aytamiz. Xo'p. Sizlar ham jahri aytinglar. Nimaga? Chunki Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Ya. Abu Hanifaga hadis yetib borgani senga yetib bormagan. Abu Hanifaga hadis yetib borgan. Bu ma'lumot senga yetib bormagan. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyish bu to'g'ri ish emas bu. Abu Hanifa kimmi? Shogirdi? Hammod ibn Sulaymonning shogirdi. Hammod ibn Sulaymon Ibrohim Nahaiyning shogirdi. Ibrohim Nahaiy Alqamani shogirdi. Alqama Abdulloh ibn Mas'udning shogirdi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilarki, "Ma a'lami shay'an" deydilar. Bir narsani men bildim, illa uni Alqama bilardi degan. Ya'ni og'izmi og'iz, suratma surat, harfma harf Alqamaga o'rgatgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu.
Abu Hanifa'nın ilimleri, başka sahabeler var da, İbn Umar'dan var. Şimdi Kufa'nın ilim merkezine eğlenişliğine sebep, Asımettin İslam bugün bu. İslam'ın paytaxtı bugün. Ali İbn Abi Talib, radıyallahu anhu utte, yaşa geldiler. 50 minge yakın sahabe, uşadık ki ki Hazreti Ali'nin etrafları ki. O şu cöyde cemlengen sahabeler, tabi'iler. Mesela Şube, muhaddisler içi de cüde itibarlı kişi, doğru mu? Kayırda yaşayken? Kufa'da yaşayken. Kufa'da yaşayken, Kufa'lik bugün. Ne mi üçün Kufa'da yaşayıp durup dedi? Abu Hanife'nin ahlı rayı deyip tankıtkılı yaptı bunlar. Hadis itibarlıyken. Ha muhaddis yanında durup takır. Kança kança sahabeler, 6'ya yakın, 9'ya yakın sahabeni kurgen Abu Hanife. Abu Hanife'ye hadis itibarına gelirken bunu itip gitti. En yakın zat, sahabelerini kurgen zatki itibarına gelirken, bütün ümmetten aptırıp deyken de bu kişiye itip gitti. Bu kere yine gel. Acayip. Bana şu gel, demek ahli bid'atını gelip. İslam ümmeti bunu kabul kımıydı. Abu Hanife mi? Tamam, Abu Hanife deydi. O zatını tan abogen, kılıngen tankıtlar, muvaffakiyet kazanmagan, kazanalmagan. Endi xuddi shu voqea masalalarda bizga hozir aytishyapti. Sizga ham ro'para keladi. Nimaga aqidada Imom Maturidiy bo'lishimiz kerak? Abu Hanifa bo'lsak bo'lmaydimi? Savolda bu. Ilmga to'g'ri javob bera olmaganligi uchun mantiqiy usul bilan odamlarni boshini aylantirishyapti xolos. Ilmga javob yo'q. Qilayotgan, aytayotgan gaplari, mavzulari. Asosli bo'lmaganligi uchun mantiqiy savol bilan qochib chiqib ketishmoqchi. Ularga savol beramiz. Xo'p, nimaga Buxoriyning qiroati yo'q? Siz Buxoriy deyapsiz. Biz ham Buxoriy deymiz. Sizdan ko'p Buxoriy deymiz. Siz Buxoriy deb yursiz. Biz Buxoriyni tarjima qilib o'zbekchaga chiqarib ham qo'ydik. Siz hali Buxoriyni kimligini tanimasdan turganingizda. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p. Mantiqan bunaqa usulga qaraydigan bo'lsangiz, nimaga Buxoriyni qiroati yo'q? Shu bilan Buxoriy qiroatini o'qimaganimiz uchun qorilarimiz hammasi adashgan bo'ladimi? Yo'q, adashgan bo'lmaydi. Buxoriyga o'zining makonati beriladi. U kishi muhaddis. Hadis ilmi bo'yicha u kishiga murojaat qilinadi. Fiqhda biz Hanafilarga murojaat qiladi. Chunki Abu ya'ni İmam Buxoriy rahimahullah ham qori, ham muhaddis, ham faqihda, lekin u kishidan bizga yetib kelgan mutaxassislik faqat muhaddislik. Aqidada ham İmam Buxoriy salaf ya'ni hisoblanadi. Lekin u kishiga tegishli bo'lgan masalalarda asosan muhaddislik. Fiqhni Abu Hanife mazhabidan olayapmiz. Endi nimaga Hanafi emas Maturidiy desa, Maturidiy birinchi jihatdan aynan Hanafini o'zlarini matnlarini bizga sharhlagan. Oldingi suhbatda aytdim. Misol bitta narsani aytamiz. Masalan deylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي dedi. Allah Teala etti ki ey İblis dedi. İblis. Şeytanını namı İblis bittesi. Hele kuulmestan aldın İblis buldu. Secde kımagen zat İblis buldu. Kuulgen denki şeytan buldu. Doğru mu? Ey İblis dedi Allah Teala. Seni ben özüm iki kolum bilen yaratkenimge sacda kılıçtan nime tostu dedi. Ayet. Şu ayette iki kolum bilen degen ayet geldi. Akide meselesi de mezhepler üçge bölünedi özü. En meşhuru İmam Maturidi, İmam Eş'ariler. Ve ulardan oldun salafning asari degan mazhabi bor. Asariler o'sha o'zi Hanbali mazhabidan kelib chiqqan
muhaddislar asosan. İmam Buxoriy asari, İmam Termiziy asarilarda, İmam Muslim asarilarda, İmam Lalakoi asarilarda. Asariler hadisini özüge, salafını, fahmını, özünü aytishadi. Bo'ldi. Amir ruha kama ca'at deyishadi. Qanday kelsa shunday deyishadi. İmam Malik rahimahullohni oldilariga kelib bittasi Ar-Rahman alal arshista va kayfa al-istiva dedi. Yoki kayfa istava dedi. Rahman arshga istava qildi, arshga. Qanday istava qildi dedi. Deganda İmam Malik Sufyan Savri aytdilar, İmam Malikni oldida edim dedilar shunda. Yüzlerden tengedek tir çıkıp gitti deydiler. Cahli çıktı deydiler. Keyin qarab aytdilar ki al-istiva ma'lum vel-kayf gayr ma'qul. As-sual anhu bid'a ve anta raculun su' dediler. İstiva ma'lum özü. Ma'lum qanday ma'lum? Kur'an-ı Kerim nazil bo'layotgan paytida Araplarga ma'lum. O gap Araplarning o'ziga ma'lum. Ya'ni haqiqati zohiri ma'lum. Kayf degan qanday, qayerda, qanaqa degan jumlalar g'oyri ma'qul Allohga nisbatan. G'oyri ma'qul, aql sohibi gapirmaydi buni. To'g'rimi? To'g'ri. Bu haqidagi savol bid'at, bu savolni bergan odam ahli bid'at bo'ladi. Şu kaideni asariler özlerine kaide kılıp alıştı. Tamam. Her kandey Allah'ın sıfatları doğrusu da ayet, hadis gelse uşanı emir ruha kema caet aliyet lillahi ta'ala ma'lum vel keyf gayrı ma'kul as-sual anhı bid'a yenzilu rabbuna keyfe yenzilu rabbuna yenzilu kema yaliku li celalihi ma'lum ve keyf gayrı ma'kul. İstava ma'lum ve keyf gayrı ma'kul. Bu oldu. Hammasını şuna kadar cari kılıçadı. Şimdi meydanda başka bir cemaat payda buldu. Maturidi eş'arilerinin ortaya çıkışlığı ihtiyaç. Zaruret. Ular çıkmasa bu meydigen davur payda buldu. Abbasi hilafatının mutezile saltanatı yıkılgende. Mutezilelerini ta uşa tahminen 30 yıllık yok ki 20 yıllık oralık. Mamundan başlap o ahirge halifesi geçe. Mutavakkil geçe. Mutavakkil geçe bugün oralıkta 6'da yakın halife ötken. Hemmesi Ahl-i Sunna vel cemaanın başıge bela bugün. Çünkü halifenin yanında halifeler hemmesi madrasa kurgan adamlar. Hemmesi madrasa kurgan. Halifenin yanında uşa Ali Cübbayi'ye okşagen mutezilelikini imamları oturuptu. Halifenin miyyesini yiyişi yaptı da Ahl-i Sünne'ye karşı basım, represiye utkızışı yaptı. Akıbette ne bu yaptı? Hamma Ahl-i Sünne'nin ulamaları arkaya çekin yaptı. Birkinişi yaptı. Tariz yolu bulan kaçışı yaptı saraydan. Bitti İmam Ahmet'e okşagen kişiler aytıp duruptu. Hatasılarını yapıyorlardı. Hata degenin için zindan güçü yaptı, keltek iyi yaptı, hatta öldürülü yaptı. Kupları. Yani şu vaziyet keskinleşip bora vurdu. Ular saltanatını kolge kritikalliği için imamlar, yanındaki mutezilendikini tarikati yetkenler, İslam saltanatı ostidagi hemen memleketinin madrasalarına rektörlerini özlerden cönetken. Faraz kırın hemen rektör mutezile. Mutezilelikini nazarat kıp durdu. Ders oturuyor yaptı hamle yaptı. Mutavakkille davrige kiyende mutezilelik sındı. İmam Ahmet İbni Hanbal rahimahullah'ını şunu uçun katta şerah bilen islanadı. Bitti özü turberdi o kişinin. Sınmadı. O şey kişinin sabatı netice verdi. Allah Teala nusret verdi. Mutezilelerini başa alındı. O şey halifeni aldı turgen fitneçilerini. Kellesi alındı. Ve mutezilelikke resmen berhem verildi. Ana şu barham verilgen paytida mutezilelik tugadı mı? Tugagani yok. Maydonda bijigib yotibdi mutezilelik. Qayoqqa borsangiz mutezile fikir. Mutezile nima deydi?
Allah'ın sıfatlarını inkar kıladı. Allah'ın kelamını mahluk deydi. Allah'ın sıfatları hammesi Kur'an-ı Kerim'de kelse, hadis-i şeriflerde kelse tavil kılınadı deydi. Bir ortasını hakiki zahir manası düşünmeyimiz deydi. Hemen fitne şunda. Kadarga gap yapıradı. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hohlegende tavil kıladı. Cahim İbn Safvan, mutezilelikini radikal karşıdaki adamlar. Allah'ın kıyamette kurubu miydi deydi. İman keltirdin mi deydi, tamam. Hiç nasıl sana zarar vermeydi. Buna kengi gaple, tahminen bir yüzge yakın mesele. Ben misal ayet yaptım, rakamlarda ihtimali. Yüzge yakın mesele var, bu meseleler yatıptı. Halkını, miyyesini aynetip yatıptı. Ne bakın işe deyindir? Biz muhandisler ayetkendik, kete uğramız deseyiz, halbuki meseleler miyyesine kırıp koyarlar, kabul kımıydı o yapını. Onlar ayet yaptı ki, yok diyetti. Yenziru Rabbine, keyfi yenziru diyetti. Yukarıdaki asarilerini yapını yapırsa, yok bizge diyetti, akıllı adamımız biz diyetti. Sen ne mi desen işanıp kete vermeyemiz, bizge çüntürü bir diyetti. Rab Ta'ala onu özüge nisbat veriyetti mi? Ha? Nisbat veriyetti. Bunu bizge Rab birinci kavat osmonga tushligi to'g'risidagi hadisni tushuntirib berdi bizga. Aqlimiz ko'tarsin deyapti. Mu'tazila nima deb qo'ygan? Bu yanzila uni qatta kelsa ta'vil qilamiz. Nuzul sifati yo'q. Asariylar salafda biz bunda nima degan edi? G'ayri ma'qul savol bermaysan. Nuzul sifati Alloh taoloda sobit, o'zi sobit qildi. Ular yo'q deyapti. Çünkü nüzul bulsa Allah Osmanlı içine kırışı mümkünmez deyipti. Ortada kimge ihtiyaç var indi? Asarilerinin düşüncesi bilen mutezilelerinin düşüncesi ortası da muvazanetini kursatı veredigen, asarilerinin matnige suyanıp mutezilelerge onların aklı bilen cevap veredigen madrasa gerek. Bu madrasanın adını maturidilik deyiledi. Aş'arilik deyiledi. İkkalesini umumi manalı ahl-ı sünnet deyiledi. Birinci, Maturidi nima deydi? Yenzili Rabbuna kema yaliqul celalihi deydi. Tamam. Bu asariler bilen bitteligimizni bildiradi. Yani salah bilen bittemiz degani bu. Lekin Mutezile menge tushuntirib ber deganda ayti yaptı ki Mutezilege yenzilu amru Rabbina. Mümkün mü? Mümkün. Yenzilu amru Rabbina buluşu mümkün mü? Mümkün. Aslida biz sabit deymiz. Lekin seni aklinge, kellenge, yenzilunu manası kere uğrayıptı. Allah Ta'ala çüştü diye uğrayıpsan. Ne mi kılaman dese sen yenzilunu, yenzilu amru Rabbin edip çün. Tenzilu rahmeti Rabbin edip çün. Caiz bu. Kattan alıyıpsan. Ahli bid'at mas mı sen? Yok, ahli bid'at mas mı? Vas'alil qariyetelleti künna fiha. Kur'an'da tırıptı. Vas'alil qariye. Kışlağdan sonra diye yaptı Allah Ta'ala. Kışlağdan kanak soruyuz. Vas'el ahlel kariyetilleti. Vas'el ahle kariyetilleti burada. Yani kışlağını ahallardan soruyuz. Yani bir cahide mesela o zaman tilde var bu. Bir memleketini falan padişah basıp aldı. Şu memleketini padişah basıp alamaydı bu. Onu askerleri basıp aladı. Lekin padişahı nisbet verildi yaptı. Ha? Mene şimdi okşagen cümleler bilen düşün diye yaptı. Onu inkar kılıçlıkla şaşırmadı yaptı. Maturidi, mutezilige ayeti yaptı ki demek ki nüzul sıfatını inkar kılasan. Turuttu ki. İnkar kımı? Mabada senin kellenge, senin aklinge bu mesele cismani sıfatke okşap git yaptı. Eğer bunu ben tasdiklesem mücessimine okşap kalaman degen korku bulsa matnını bunda düşün. Mana bu matnni qo'llab quvvatlaydigan oyatlar bor, arab istilohi bor deb javob beryapti. Avvalgi suhbatda ham aytdik. O'sha Alloh subhanahu va taoloni qo'l sifatini mutazillar inkor qilyapti. Qo'l desak ikkita qo'l tushunamiz, xayolimizga ikkita qo'l keladi. Bu qo'lni isbot qilsak mujassimaga o'xshab qolamiz-ku deyapti mutazillar. Salaflar nima deganida? Salaf qo'lmi qo'l, tamam. Uni qanday degan gap g'ayri ma'qul deb ketdik. Endi Mu'tazila aytayaptiki, qo'l deb isbot qilsak, lug'atda qo'l a'zo mujassimaga o'xshab qolamiz. Shuning uchun qo'lni qayerda kelsa ta'vil qilamiz.
inkar kılamız dedi. Maturidiler ayıptı ki tohta dedi. Kol deyip keldi ki dedi. Buldu. İspat kılavur. Kol deyemde fakat cisimli tasavvur kılış hayalini keliyetken bulsa, onda bazı meseleler var Kur'an-ı Kerim'in özü de kolunu ispat kılamıyorsan. لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٍ مِنْ حَمِيدٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ. Doğru mu? Yani Kur'an-ı Kerim'in sıfatı kegende Allah Ta'ala'ıma dedi, لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ dedi. Kur'an diyem iki kolu dedi. Yedey, Kur'an yani. Kur'an'ın iki kolu dedi. Kur'an degende, Kur'an'ın iki kolu degende, kolu düşünemiz mi, tasavvur kılamız mı, kımiyimiz? Sen Mu'tazile gayet yaptı Maturidi. Sen kol degende fakat cisimle tasavvur kıladı degen kaiden hatayken mi yaptı? Kaideni hata tüzgensen sen. Kaideni doğru tüzsen Kur'an'ın hemen ayetlerden kep çıkıp tüzsen gepin hata. Demek kolunu demek inkar kılasın. Allah Teala ispat kıldı mı ispat kıl. İspat kıl. Kandayı kelse şunu da tafviz kıl. Mabala hayalinge şunaka hunik mesele kelse onda ta doğrusu ki günce layık şekilde metinli kaideyi doğru düşürdüken şekilde tavil kıl dedi. Mene şu orunda nima uchun Maturidi Eş'ari mezhebi şekillendi dese ihtiyaç yüzünden şekillendi. Eş'ari İmam Eş'ari Ebu'l-Hasan el-Eş'ari rahimahullah 40 yıl 40 yıl Mu'tazilelerinin içinde yaşayan. Ali Cübbai'ni oğlu bugün. Yani o dedesi ölkendeyken anası uşa Ali Cübbai'ye tekken. Onu üydek etti bugün. 40 yıl. Yani 40 yaşta yetkünce şunun fikirleri, dünya karışları bilen uçken. 40'a kirgen de bir kança sebepler var kayıtçıya. Bir mesele de içim tapalmaydı. Ramazan-ı Şerif deydi. Uzun rivayeti var. Benimki ibanada kirtirgen. Aytgan ki Ramazonni boshida payg'ambar alayhissalomni ko'rdim shunda. İçimde aylanib yurgan fikrlarni payg'ambar alayhissalom chiq ayt shu fikrlarni dedilar. Keyin kechiktirdim, kechiktirdim, yurdim, yurdim. Keyin o'sha fikrlarni Ali Jubboyga aytgan. Mashhur hodisasi bor-a, 3ta narsani savol bergan. Balog'atga yetmasdan vafot topgan bola balog'atga yetib İmanlı halde vefat topgan adam, balagatki yetip küfür halde vefat topgan adam. Üçelesinin ahvali ne demek soru vergen. Soru verse, Ali Cübbai aytgan ki, balagatki yetmegen ve balagatki yetip imanlı ötgen adam cennetke düşedi. Lekin makamı bir kıl bu miydi? Balagatki yetip küfür halde ölgen adam cehennemge ketedi deydi. Şimdi İmam Eş'ari aytadılar ki, nimaga balog'atga yetgan odam bilan yetmagan bolaning martabasi bir xil bo'lmaydi. Bola ta'na qilmaydimi qiyomat kunida? Ey Alloh, nimaga meni yoshligimda o'ldirding? Men ham yashaganimda iymonli bo'lib, mana bu bilan birga tepa-teng maqomda bo'lardim, katta maqomda. Demaydimi deganda Ali Jubboy aytadiki, Alloh taolo uni katta bo'lganda kufrga ketib qolishligini bilgani uchun yaxshilik Alloh tomonidan yomonlik bende tomonidan. Yomonlikni u amalga oshirishi mumkin edi. Uni bilgani uchun Alloh taolo uni balog'atga yetganidan o'ldirdi. O'ldirdi, jannatga kirgizdi. Shuning uchun u bende bilmaydi, Alloh biladi yaxshilikni dedi. Deganda keyin anaqa savol bergan. Ana kofirchi degan. U katta bo'lib kofir bo'lishligimni bilibsan. Nimaga yoshligimda yo o'ldirib yormading deb ta'na qilsa bo'lmaydi Alloh taologa degan. Deganda Ali Jubboi muzlagan. Ana shu gap bu katta buning ichida juda katta asoslar bor. Bular yillar mobaynida bahs qilinayotgan mavzudan chiqqan xulosa. Va bu xulosadan keyin Ali Jubboi bu gapda muzlagan, keyin Ramazonning oxirida yana qaytadan tush ko'rdim deydi. İmom Ash'ari payg'ambar alayhissalom kelib, nimaga kechiktiryapsan? Chiq e'lon qil degan. Menimcha hayit arafasida chiqib mihrobga o'zi imom bo'lgan chiqib e'lon qilgan. Men degan mu'tazilalikdan tavba qildim degan asl gap bunday degan. Va undan keyin tamomila mu'tazilalarga raddiyalar yozgan. Bugun eng katta yolg'onlardan bittasi Ash'ari Maturidiylarni mu'tazila deyapti. Yusuf Davron.
Mutazilalar bilan bir xil bular deyapti. Tamomiy hayoti, umri, joni, moli shunga sarflangan, mutazilalarga qarshi sarflangan madrasani bular mutazila deyapti. Yolg'onni qarang. Nimaga desa bitta matnni o'qiyapti, o'zini tushunchasi bilan nisbat beryapti. Imom Maturidiy shunaqa degan deb, u unaqa demagan. Hatto shunaqa narsalarni ko'rdim men. Yusuf Davronni rad deysa-da, o'sha paytlarda, hozir yoddan aytyapman. Hozir murojaat qilmayapmiz-da. İmam Razi'ni bir gapini keltirib, mana shu gapga ko'ra bu odamlar Mu'tazila deb ketyapti. Men o'sha matnni ochib ko'rsam, İmam Razi o'sha matnni bu Mu'tazilalarning fikri, bu xato fikr, asli to'g'risi bu deb ketgan ekan. O'sha kitobida keltirgan Ta'sisut Taqdis degan kitobi bor, yoki Ta'sisut Ta'sis degan. O'sha kitobda keltirgan Mu'tazilalarning fikrini shunday kesib olib, mana İmam Razi Mu'tazila bo'lgan, ko'ryapsizlarmi, ketyapti. Vaholanki u kitobni shunday davomini o'qisangiz, uni tanqid qilgan, bu noto'g'ri gap degan. Mana shunaqa darajada yolg'on gapirishyapti. Mana shunaqa darajada atrofidagi odamlarni ko'zlarini shamg'alat qilishyapti. Demak, İmam Maturidiy, İmam Ash'ariylarni maydonga chiqishligi zarurat edi. Endi bugun sizga qaysi mazhabdasan aqidada desa, Maturidiyman deyapsiz-a? Men Maturidiyman deyishlik o'zi qachon kerak bo'ladi? Interaktiv savol. Men Maturidiyman deyishim qachon menga kerak? Aqidaviy masalan. Ha. Ehtiyoj taqozo qilgan paytda kerak. Bir masala chiqib qoldi, yan zero rob buni. Qaysi gap? Bittasi aytyapti, undoq deyapti, Alloh o'zi tushadi deyapti. Bittasi aytdi, Alloh osmonda o'tiribdi deyapti. Bittasi aytyapti, Alloh mahluqlardan ajralgan, mahluq tugagandan keyin Alloh boshlanadi deyapti. Ha, bu gaplarning hammasini istavo alal arsdan olyapti, fis samodan olyapti, oyatga suyanyapti. Bunda nima deymiz desa, Maturidiy nima degan? O'shani deymiz. Nima degan? Fis samo deymiz. Tafviz qilamiz. Allohga makon nisbat bermaymiz. Kim makon nisbat berayotgan bo'lsa, u ta'vil qilyapti. To'g'rimi? Ta'vilni bular qilyapti. Alloh taolo osmonda desa, osmonda deganda makon nisbat bersa, ta'vil qilyapti. Osmonda degan kalimani makon degan ma'noda tushuntirmoqchi. Osmonda degani Allohga nisbatan makon degan ma'noda emaski. Makon yaratilmasdan Alloh taolo bor edi, qandoq bo'lsa shundoq edi. Yana Qur'on-i Karimda nima bor? Alloh taolo yer va osmonlarning hammasini matviyati samawati val ard degan qabzasiga oladi degan. Va yer va osmonlarning hammasi Allohga banda holda keladi degan. Alloh osmonda bo'lsa, Alloh o'ziga banda bo'ladimi shunda? Na'udhu billahi min zalik. Qur'on-i Karimda Alloh subhanahu va taologa nisbatan, mana aqida masalasida ijtihod masalasining qoidalari bor. Yuqorida qoidani keltirdik. Bir oyat ijtihodga imkon bersa, o'sha masalada ijtihod qilish kerak bo'lgan barcha matnlarni bir joyga jamlash ijtihodning asoslaridan bittasi. Bitta oyat bilan nima qilinmaydi? Hukm chiqarilmaydi, xulosa qilinmaydi. Bir masala, tahorat masalasini, tahoratga tegishli hamma oyatlarni, tahoratga tegishli hamma hadislarni, noshi nima, mansuhi nima, ularni to'planadi. Sahobalarning barcha amallarini to'planadi, ijmoiy ummatni bunga to'planadi va qiyos imkon tug'ilsa qiyosni unga ishga solinadi va ijtihod qilinadi. Shunda xulosa to'g'ri chiqadi. Bitta oyatni o'qib, ikkinchisiga qaramasdan shunga ko'ra mana shu ma'no desa, ikkinchi oyatga bu zid ma'no aytib qo'ygan bo'ladi. Masalan, fis samo deyapti, Alloh osmonda mahluqlardan ajrab turibdi desa, boshqa bir oyatda va huwa ma'akum aynama kuntum bor. Alloh siz bilan birga qayerda bo'lsangiz bor. To'g'rimi? Boshqa bir oyatda huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilah bor. Alloh shunday zotki osmonlarda ham ilohdir, yerda ham ilohdir. Bu oyatlarda ta'vilga muhtoj, ular ham shunaqa deydi. Osmonlarda ham iloh degani, osmonlarda ham ibodat qilinadigan zot Allohdir degani. Yerda ham ilohdir degani, yerda ham ibodat qilinadigan zot Allohdir degani. Bu gapga shunga deb baqiryapti bittasi menga. Baqirma dedim.
İlah emas, Alloh kalimasi ham kelgan. Aynı şu matn bilan. Alloh osmonda ham Allohdir, yerda ham Allohdir degan oyat bor alohida. Boshqa matnda bor. Bularni hammasini jamlaganda nima xulosa chiqadi? Imom Maturidiy aytadiki, fissamada istavoda qanday ma'no aytsak Allohga nisbatan va huwa ma'akum aynama kuntum da ham xuddi shu ma'noni aytamiz. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid xuddi shu ma'noni aytamiz. Allohga makon, masofa, miqdor, kayfiyat isbot qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nima degan bo'lsa, shunaqa deymiz. Loyiq tafsir bo'lsa, loyiq tafsirni aytamiz. Va huwa ma'akum aynama kuntumga qanday loyiq tafsir aytamiz? İlmi bilen, kudreti bilen biz bilen birge deyimiz. Zatı bilen biz bilen birge dese kafir buladı da. İlmi, kudreti bilen bizge. Tavil kılını yaptı mı? Kılını yaptı. Kim kıldı? Mufassırlar kıldı. Başka ilacı yok. Şimdi, fissama kelimesige alakadar mı biyem? Ha, Allah hakkında gap gitti yaptı. Alakadar. Hemmesini toplagende birbirige zıt tiskere mana aytıp koymaslık için bizge neme gerek? Mayak gerek. Yani mizan, tarazi gerek, ölçav gerek. Ölçav ne? Kur'an-ı Kerim'in özü. Leyse kemitlihi şey. Allah Teala'ya fissemâge mana aitiyetken de hem ve huve ma'akum aynemâ kuntunge hem mana aitiyetken de leyse kemitlihi şey ayeti mizan buluş gerek. Osman'da degen de mekan cihatiden nimendir misliğe okşatmaslık gerek onu. Ve huve ma'akum degen de hem onu nimendir misliğe okşatmaslık gerek. Allah Teala'nı İhlas Suresi de muhaliful havadis sıfatı var. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Bana şu, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ degeni hadis, yani payda bugün mahlukatlarının barcha sıfatlarına hılaf Allah Teala'nın sıfatı. Muhalifatul havadis. Fissamaga mana aytasiz mi? İstavaga mana aytasiz mi? Ben açık işittim Sadık Samarkandiyini gapini. Allah Teala fissama degende de yaptı. Birinci kavatta mı? İkinci kavatta mı? Üçüncü kavatta mı? Yok. Bunu başka ayetle düşünemiz. Kaysa ayet? İstava alal arş bile düşünemiz. Yedi kavat Osmanlı tepesinde arş. Ondan kiyin Allah diye yaptı. Mahluklardan acrep çıkkandan kiyin Allah diye yaptı. Ne mi degeni? Çekere mi bu? Allah Teala mahluklar tügegenden kiyin başlanırken. Bu cisimge teşbih ki bu. Hakiki tabil ki bu. Fasit tabil. Hayır da var şuna kadar. Mahluklar tügegenden kiyin Allah Teala başlanır. Allah Teala'ya cihat, taraf, bunga o'xshagan masofa, biz o'ylagan nisbiy tushunchalar bilan ta'vil tafsir aytib bo'lmaydi. Chunki boshqa oyatga zid kelib qoladi. Imom Maturidiyning kuchi, Imom Maturidiyning butun ummat ahli sunna val jamoa deb qabul qilishligining asosiy sababi masalalarga tamomiy hamma tomondan ijtihod, mujtahidi mutlaq sifatda yondoshgan. Ular o'rtasida bitta gapi ikkinchisiga teskari kelib qolmagan. Bir gapni gapirgan, qolgan gaplar buni tasdiqlagan. Tushunarlimi? Endi Ash'ariy Maturidiylar o'rtasidagi farq. Bu farqlar bor. Lekin farqlar shunaqa darajadaki asoslarda, asllarda mutlaqo farq yo'q. 12 ta narsada farq borligini aytadi ulamolar. Ba'zilar 14 ta deydi. Bazılar bunu kupaytırıp 60 tane çıkarganlar var. Lekin 60 tane hamasını korsayız 12 tane mavzuda, masalada camlanadı. Lekin bunların barçası lafzi. Lafzi. Bu lafzi masalalarga kelam ilmi bilen kirişseniz asıl mahiyet bitti ekelligini korasız. Mahiyet bitti. İkkeres ham Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanzih kiriş maksadıdır. Ve iştihatta bittesi tafvizge urgu berse, ikincisi de tavilge urgu bergen. Ve tavil kıyanda, İmam Maturidiye mi aytadı? Tafviz en kutuladigen yol. Yani Allah'ın özüge tapşıramız. En kutuladigen sağlamıyor. Tariqatı selef, aslen. Tariqatı halef,
a'lam va ahkam. Salafning yo'li, tariqasi salomat yo'l. Eng salomat yo'l ularniki. Tafviz qiladi bo'ldi, qutuladi. Yana bitta narsaga shuni aytib ketish kerak. O'zi Alloh taolo Qur'oni Karimda mutashobih oyatlar haqida xabar berganda, Oli Imron surasida nima degan edi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alladina yattabi'una tashabaha minhu ibtigo'a al-fitnati va ibtigo'a ta'vili. Ha? Mutashobihlarga. Ha, fayattabi'un. Ha. Qalblarida zayiq bo'lgan. Zayiq haqdan botilga moyillik. Ha? Alladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigo'a al-fitnati va ibtigo'a ta'vili. Qalblarida haqdan botilga moyillik tabiati borlar mutashobihlarga ergashadi. Yuqorida aytdik. Imom Malik Muvatta'da keltirgan. Ubaydullah ibn Yahya rivoyat qilgan buni. Ubaydullah ibn Yahyoning dadasi bor, Yahyo ibn Yahyo rivoyat qilgan. Yahyo ibn Yahyo Imom Malikning sohiblaridan. Imom Malikdan rivoyat qilgan. İmam Malik bunu Medine ahliden rivayet kigen, Nafiye'den benimce, Nafiye Abdullah ibn Umar'dan rivayet kigen, bu meşhur sanatlı hadis. Uşende Peygamber aleyhissalatu vesselam ayetlediler ki, yenzilu Rabbuna ila semai dunya fi ahiril thulusul leyl. Hadis. Bana şu hadiste hozir shuncha bahs qildik-da, nima uchun? Bizga Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini, mutashobih bo'lgan oyatlarni muhkam sifatida to'polon janjal qilayotganlarga raddiya beramiz deb. Lekin asl maqsad qolib ketdi. Asl maqsad Allohning yanzilu robbuna degan jumlani tafsiriga o'tkazib yuborish emas edi. Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan odam kechqurun tursin uchun aytilgan hadis edi bu. Tahajjudda tur degan hadis edi bu. Hadisinin devamında men min sailin fa u'tihu. Ha? Hal min sail. Bor mu soray degan odam unga bersam. Bor mu istig'for aytadigan kechirsam. Bor mu mendan rahmat soray degan nozil qilsam. Bunga o'xshagan hadisning asl urg'u beradigan jihati bu yo'q. Tahajjudga tur. Allah'tan sonra istiğfar ayet degen cümleler kop getip yenzili Rabbuna da fissemada Allah kayırda da kop getti. Kayırda istiva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah'a nisbet gegen bulsa sümme istiva alal arştan ki nokta yok. O şu ayetlerin hammesini koruyun devamı da yudabbirul amr var. İşlerine tedbir kılıçlığı hakkı da gel var. Biz Alloh taoloni istavo alal arshni tahliliga umrimizni o'tkazmasdan ishlarni tadbir qiluvchi zotning bandasi o'laroq ishlarni tadbir qilishimiz kerak. Ish qilishimiz kerak uni istavo alal arshda to'plan qilib o'tiravermasdan. Qalbida marazi borlar, botiniga moyilligi borlar faqat shu masalani ko'tarishyapti. Biz ham majbur bo'lyapmiz, bo'lmasa javob bermas edik. Bo'lmasa bizni qilib yurgan ishimizni hamma biladi. İmamlarımızda kılıp yürüyen işini hamma biladi. Halkının içi de, halkını derdige malham bulup, yonmayan yelkadaş bulup işlep dururken halkının içindeki insanlar. Bularını indi toktatıp, halkını boşuna eğlendirip, imamlarını obrosuzlandırış için kılınıyetken taktike o şey. O emmellezine fi kulubihim zeyhun. Kalplerde batılıge mail var adamlarının işi bularken. Demek oradagi 12 ta farq to'g'risida hammasi kalomiy farqlar. O'qigan paytingizda ikkalasini ham tushunsa bo'laveradi. Bundan oldingi darsda bittasini misol keltirdim. Masalan, bizga Maturidiylarga musulmonmisan desa nima deymiz? Alhamdulillah. Nima uchun? Tasdiq uchun, shubha yo'q. Ash'ariylarda musulmonmisan desa nima deydi ular? İnşallah deydi. Nimaga inşallah deydi? Ash'arilarda imonli holda o'tishligimiz
ge garantiye yok. Kim gaybke garantiye verir? Kim şu oturgan adam anıkman cennet iman deydi? Aytar mıydı? Uşan üçün inşallah deyiniz. Kadar meselesi de Allah'ın ilmiyle muhalif mesmiz biz. Allah bilirdi bunu. Şunun için inşallah Müslüman ben, mumin ben deyildi. İnşallah ütiyetken peytimde de yani. O imanını inkar kıma yaptı. Lafzi cümlelerde iman tasdik kılı yaptı. Hadır Müslüman ben de zahırda. Müslüman korunup durdu. Kalbimden tasdik kılaman da lakin ütar peytimde deydi. Bana şimdi okşayın. Allah'ın takvin sıfatı da Maturidi aşariyinin ortası fark var. Yakşılap yetibar kılsayız Maturidilik mukaddem, mutakaddim kısaplanadı. Maturidilik salafke yakın ve cümleleri hem salafke sabit. Hem egeplerde de tafviz var Maturidilerine. Tafviz, Allah'a tapşıramız deydi. Sıfatlarına taksimleşlik ilim manasında organiş halas. Allah'ta 8 sıfatı var kalan sıfatlarımız. Zati fiili sıfatlarına taksim kılıçlikte zaruret olur. Bunu Ebu Hanife'ye taksim kılıyor. Bugün yalgan tarikatçı yaptı. Maturidiler, aşariler Allah'ın 8 sıfatından başka sıfatta hemizini inkar kıladı yaptı. Yalgan. Yalgan o. Bana şimdi okşayan farklarda lafzi fark. Kuddu, elgi yukarıda fikhte kiltirdik. Şafii bilen Hanefi mezhebi ortasındaki farklarda cümlenin özü o farklarını kursa tutturuptu. Kaysi biri avlara, kaysi birinin savabı köpürak, bunu yeni kıyamet günü bilinedi. Biz eytemiz ki, bizim mezhep doğrurak, ihtimal hata buluşu mümkün. Başka mezhep hata topken, ihtimal doğru buluşu mümkün. Hata topken deyeni, bitti savablıgın topken olar. Bizikiler ikide savablıgın topken deyimiz. Şimdi bağrı keyniği buladı. Ularını hem kabul kılıyoruz. Hata deyken de zalalat demeyiz ulardı. Ularını hem bitti savablıgın deyemiz. Kısa kıla vursun deyemiz. Bağrı keyniği şunda, xohlasam Şafii, xohlasam Hanefi, xohlasam Malikiyni olaman. Mana bag'rikeng bo'ldim deyish bu yolg'on bu. Janjalli inini, arini, uyasini qo'zg'ayapti ular. Demak, aqidadagi ixtilofni va sabablarini tushundik. Salafga ergashgan, xalafning ichida chiqqan muammolarni yechimi uchun bular zaruriy jihatdan chiqqan. Osha zarurat yuzaga chiqqan paytida biz ham aytamiz, Maturidiymiz deymiz. Lekin umumiy ma'noda dinga amal qilishlikda birorta mazhab yo'q. La ilaha illallohda mazhab yo'q. Muhammad Rasulullohda mazhab yo'q. Jannatni haq deyishda mazhab yo'q. Jahannamni haq deyishda mazhab yo'q. Bularda din bu. Qachon ixtilofga ro'baro kelgan paytimizda Maturidiyning yechimi bilan yechamiz biz. Ash'ariylar ash'ari yechimi bilan yechadi. Ve başka fikhtaki masalalar ki. Okşap. Asasen şu bir 10 minit. 15 minçe vaktimiz varken. Savallar borsa. Kimde de mi saval var? Emre Doğan'da şu mavzu bu için. Kulu Aksan ve Mülahaz'a borsa. Tamam. O zaman kıyam kulu Aksan. Doğru bulsa doğru değilsiniz. Birinci mesele bu müteşabih ayetler meselesi, tafvid meselesi. Hazır ki sahte salafilik davası. Biz hem tafvid kılamız deyipti. Lakin fakat keyfiyetini tafvid kılamız. Bizde ise bu eğer müteşabih ayetler, muhkem ayetlerine manası zıt kese, manasını hem keyfiyetini hem tafvid kılamız Allah. Farkını şeyde bir. İkincisi tevhilde Mutezile'den farklı cihatımız biz daim tevhil kımıyımız. İdaktadatül hacet hacet ihtiyaç sizdirgende yine tevhil kılamız ve o şey kılıngen tevhil diyen la bil kata. Zanlıyı burada. Kat'i revişte aynen şu murad Allah'ın muradı şu ayette şu demeyimiz İmam Maturidi tevhilat ahlı sünnet diyen şu müteşabih ayetlerini kurganımızdayım, o şu fikirler verilgen. Mümkün. Hâdâl mânâ, mümkün hâdâl mânâ deyip tevhildi. Tevhil katîmez, zannî. Üçüncü nesse, la mukallidu aşfasan. Yani biz hazır, bularda söz oyunu bilen bizge bir etken reddiyestemleri, demek ki
Abu Hanifani ham qo'yib qo'yapsizlar da Imom Maturidiyga ergashyapsizlar. Yo'q, bu biz ergashayotgan Imom Maturidiyda aqidaviy yo'nalishi bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan ayro holatdagi alohida bir yo'l madrasa emas. Balki ular olib kelgan aqidaviy umumiy xulosalar, fikrlar, qoidalarning davomi faqat taqozo qildi o'sha ilmga ayrim ta'vil masalalarida yangilik, ozgina yangilik yondashuv taqozo qilgani uchun qo'shildi xolos. Ya'ni Imom Maturidiy bilan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablari, yo'nalishlari, fikrlari ana bir-biriga qarama-qarshi emas. Mazhab masalasi ham shunday deyapti-da, boya kecha Saloh Abdul Haj doktorni ana mavzusida keltirilyapti. Boyagi mazhab fiqhi mazhab masalasida ham la muqallidu ashxosi. Biz bitta shaxsga ergashmaymiz. Ya'ni Abu Hanifa rahmatullohi mazhabi bu bitta u kishi asos solmagan. Yoki undan oldin sahobalar, tobeinlar olib kelgan yo'lini Abu Hanifa rahmatullohi alayh davom ettirdi va endi shu yo'nalishda ular ko'zga ko'rinib qoldi. Ulardan oldingi usullarni jamlab berib davom ettiruvchi inson bo'lgani uchun nisbat mazhab ularga berildi. Lekin mazhab xos shaxsga tegishli emas. Buni biz undan keyingi mana bu o'zimizni amalimizda ham vaqti kelsa Abu Hanifa rahmatullohi alayhi fikrlari dalilli mahkam bo'lsa ham, lekin usta alahada deb boshqaga fatvo berilganligi, boshqa shogirdlarga fatvo berilganligini ko'rganmiz. To'g'ri, xulosalaringiz yaxshi. O'sha oxiridan boshlasak, Abu Hanifa o'zlari, Imom Shofiy o'zlari, Imom Malik, Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh alayhim ajmoinlarning o'zlari hammalari ijtihod borasida qilgan ishlarida bizning dalilimiz Qur'on va sunnat deyishgan. Dalil ya'ni biz qachon masalan o'sha Muhammad Avvoma hafizahulloh aytadilarki ya'ni dalilga ergashish vojib. Muboshoratan Qur'on va sunnat dalil to'ppa to'g'ri. Lekin o'sha dalilga to'g'ri mafhum bilan ergashish ham vojib. Bittasi aslan vojib, ikkinchisi far'an vojib bo'ladi, ya'ni zaruratan vojib bu. Boshqa yo'l yo'q. Uni tan olish kerak. Masalan, hozir Abu Hanifaga o'xshagan iqtidor imkoniyati bor odam bormasa yo'q. Imom Shofiyga o'xshagan iqtidor imkoniyati bor odam bormi? Yo'q. Bu yo'qligini tan olgandan keyin zarurat yuzasidan shular orqali ergashiladi. Ha, taqlid qilganda biz shaxsga ergashmaymiz. Lekin hozir Abu Hanifa haqlarida gap ketsa, hech kim Abu Hanifa rahimahullohning shaxsiyatlarini bilmaydi. Kim u kishi? Qanaqa bo'lganlar? Qanday yurishlari qanaqa bo'lgan? Mana huqlarda bor-da, lekin u yorqin emas. Bizga yorqin Abu Hanifaning aytayotgan gaplari. Abu Hanifa aytayaptilarki, men bir gapni gapirsam, kitob va sunnatga to'g'ri kelmasa, devorga otinglar deyaptilar. Bu jumla oddiy. Bu nima degani bo'lsa, taqlid dalilga bo'ladi degani. Endi mana shu gapni misol keltirib Abu Hanifaning gaplarini tashavvorishlikka dalil qilyapti Hashabiylar. Aslida bu tashamaslikka dalil. Nimaga? Abu Hanifa maydonda o'zining ilmiy faoliyatini, ilmiy qobiliyatini isbotlagan kishimi? Isbotlagan. Ummat ijtihod masalasida bu kishini imom dedimi? Dedi. U kishi aytdi, gapim hadisga to'g'ri kelmasa otib yubor deyapti. Nima degani? Demak, hadisdan gapiraman degani. Demak, Abu Hanifalarning gaplari hadisdan ekanligi asl, birinchi. Qachonki isboti kelsa, siz aytayotgan singari, isboti keldi, bu kishining gaplari hadisga muvofiq emas, shogirdlar aytdiki, bu masalada fatvo bunga, dedimi? Demak, o'sha fatvo boshqa dalilni quvvatlagan. Usulda farq yo'q, furuda ularning o'sha qoidaga istinbotga asosan kuchligi bu deyishdi. Tamam, bularni o'sha qobiliyati bor, imkoniyati bor odam aytaveradi. Hech bitta joyda. Yana bir gap gapirishadi. Imom Shofiy haqlarida idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Hadis sahih bo'lsa o'sha meni mazhabim, Imom Shofiyning gaplari to'ppa-to'g'ri. Bu degani qayerda sahihni ko'rsang olib urqator olib ketaver degani emas. Bu gap noto'g'ri. Ya'ni gap to'g'ri, mana bu xulosa noto'g'ri.
İmam Buxoriyning o'zida qancha hadis bor İmam Shofiy olmaganlar. İmam Buxoriyning hadislari hammasi sahih. Hammasi sahih. Lekin İmam Shofiy olmaganlar. Nimaga bu gaplari bilan bu amallari nimaga dalolat qiladi desa, İmam Shofiy amalga sahih bo'lgan hadislar haqida gapirayaptilar. Amalga sahih bo'lgan oyatlar haqida gapirayaptilar. Oyat mutawatir u. İnkar qilgan odam kofir bo'ladi. Hech bitta odam oyatni sahih emas demaydi. Amalga sahihmi, sahih emasmi bu haqida gap ketyapti. Hali aytdim Oysha onamiz haqlaridagi razoat masalasi. Solimni emizishlik bilan razoat sabit bo'ladi degan Oysha onamizning gaplari. Hadis. Hadisdan olgan xulosa payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilariga kelib Solim katta bo'lib qoldi, nima qilaylik, uyga kirib chiqib yuribdi degan. Solim kul o'zi, ozod qilingan kul. Abu Huzofani xotini edi haliga kelgan savol bergan. Abu Huzofa Solimni egasi ozod qilgan. Yosh katta bo'lib qoldi, uyga kirib chiqib yuribdi. Begona ayol bor, nima qilamiz? Payg'ambar alayhi salom Abu Huzofani xotiniga, Ummu Huzofaga emizib qo'y dedilar. Deganda u hayron bo'ldi. Qanaqa emizaman dedi. Deganda, "Men ham sen aytayotganingni aytmayapman" dedilar. Ya'ni bundan sutini sog'ib ichirib qo'yish tushunildi. Mana shu rivoyatni guvohi Oysha onamiz. To'g'rimi? Oysha onamiz bu masalada aytdilarki, balog'atga yetgan bo'lsa ham sutini emizib qo'ysa razoat hosil bo'ladi. Ha, emizganlik sobit bo'ladi dedilar. Lekin birorta boshqa sahobalar buni qabul qilmadi. Hatto ummuhotul mu'mininlarning birortasi qabul qilmadi. Kirgizishmagan birortalari. Xos bo'lganmi? Nima uchun desa, qolganlar aytgan bu xos bo'lgan. O'sha Solimni o'ziga xos bo'lgan. 2.5 yoshgacha, ixtilofi 3 yoshgacha. Biz Hanafilarda 2 yoshgacha. 2 yoshdan keyin emizishlik joiz emas. Razoat ham sobit bo'lmaydi, u harom ham hisoblanadi. Bizda to'xtatish kerak. Bu masalani ko'tarib bizda vahobiylar kelib, mashnaqa, mashhad nima kelgan, demak xotinini emizib qo'ygan, o'g'li bo'ladi deb. Ha, taloq tushadi deb, mashnaqada mana ijtihodning asoslari masalasiga qo'yib bersangiz, odam chalkashadi-da. Bu masalalarda Abu Hanifani biz Oysha onamizni gapini olmayapmiz. Ya'ni o'rnida ro'barosida boshqa odamlar boshqa sahobalar uni xosligini bilgani uchun Abu Hanifani agar rahimahullohni gaplarini haqiqatda zaif ekanligini ilmiy asosda isbotlasa hech kim Abu Hanifa bu Abu Hanifa tamom hech narsa qilmaydi deb ketirmaydi. Isbotlolmaydi, bu aniq bu. Endi Imom Shofiyning o'sha idza sahal hadis fa huwa madhhabi degan gaplariga Imom Suyuti alohida kitob yozganlar. Ma'na qawlil imam al-Muttalibi idha sahhal hadis fa huwa madhhabi degan. Muttalibi imam Shofiy. Muttaliblardan deb o'kishi. Imam Shofiyni o'sha Muttalibini qachon hadis sahih bo'lsa o'sha mening mazhabimdir degan gapining ma'nosi kitob. Kitob yozgan bu gapga. Uni shundoq o'qib olib turib İmam Müslim'de tüyeni, göçtüğünü yese taharat sınarken degen hadisini kurtarıp alıp bir imam aldı ki kegen de bittesi, injinir, mekanik. Kegen, bana İmam Şafii idâ sahhal hadis fahuva madhhabi degen mi? Degen. Bana İmam Müslim'de tüyenin göçtüğünü yese taharat sınadı degen hadis sahih mi? Ha sahih. İmam Şafii'de tüyenin göçtüğünü yese taharat sınadı mı? Yok. Demek bu hadisini alamız. İmam Şafii'ni mas deyipti. Oddiy oson qarang. Go'yo. Mana shuni ma'nosini aytgan. Qachon shunaqa bo'ladi? Qachon? Siz o'sha hadis, mana shu hadis. Tuyaning go'shtini yesa tahorat sinadi degan hadis Imom Shofiyiga yetib bormaganligini isbotlashingiz kerak. Birinchi. Isbotladingiz deylik, yetib bormagan. Va nima uchun bu hadis yetib bormaganligini isbotladingiz? Bu qiyin masala. Farazdan yetib keldi. Yetib kelgani nima uchun buni olmagan? Uni isbotlashingiz kerak. Bu hadisga muxolif, ya'ni muxolif deganda ba'zan hadis hadisga muxolif bo'ladi.
Bir hadis aytilgan, keyin bu nasx bo'lib boshqa hadis aytilgan bo'ladi. O'sha sababdan bu hadis keyingi amalga tushib qoladi. Xuddi imom o'sha Oysha onamizni gaplarini olmaganimizdek. Ha? Razoat masalasida. Demak, o'sha gap yetib bormaganligini isbotlash o'zi katta ish talab qiladi. Mantiqan qarab tepasiga fikr bildirib, demak olmaymiz deb ketaverish yaxshilikka olib bormaydi. Abu Hanifa rahimahullohning mazhabidaman degani Qur'oni Karimni oyatiga muvofiqu, ya'ni aynan Abu Hanifani o'zlari shaxslariga masligiga. Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun buyruq bu ham. Bilmasangiz biladigandan so'rang. Vojibmi? Vojib. Abu Hanifani ijtihodda mujtahid mutlaqligini tan oldimi ummat? Ahli zikrligini tan oldimi ummat? O'sha kishidan so'raladi. Agar isbotlasa, mana bu oyat, mana bu hadis u kishiga yetib bormagan desa, o'shanda ham ulamolar ba'zi masalalarga aytadiki, o'shanda ham sen o'zing amal qilaver deydi. Ommaning fikrini chalg'itma deydi. O'zing amal qilaver, yangi ijtihodmi? Mana hadislarda 400 ming turuqni bilding. O'zing amal qilaver deydi. Avval aytdim, muhkam hadislar, muhkam oyatlar nechta? Taxminan 4000 atrofida. 4000 atrofida. Oyat 500. 500 ta muhkam oyat bor. 1-2 ixtilofi bor. Hadislarni 4000 degan. Ibn Qayyimda bor, 4000 kelgan. 4000, 4500 muhkam manba bor. Muhkam nima degani? Undan hukm olinadigan. O'shanga qarab masala chiqaradigan. 4000, 4500 oyat bor. İslam ümmeti amal kılışı kerek bugün, ayet hadis var. İslam ümmeti amal kılışı kerek bugün masalalar 1.200.000. 1.5 milyon yakın bazıları aytadı. 1.5 milyon masalanı 4.000 hadisten kanı çıkar. Oşa 4.000 hadisini yoddan bil. Endi 4.000 hadisini muhkem ayetlerge, muhkem hadislerge, masalalarge tegişli 4.000 hadisini 400.000 tariqası var. Biyam rakamlar biraz uyab oluşu mümkün. 400 bin tariqası. İmam Bukhari 600 bin hadisten sahih toplamge hadis topladım degende nemen nazarda tutken? 600 bin hadis yok. 600 bin tariqa var, yol var. Hamasını hadis deyip namlana uğradı. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dediler? Haddisi anni velav ayet dediler. Menden bitti ayet bulsayan ayetinler dediler. Balliğu anni velav kelime dediler. Bir kelime bulsa ham menden yetkazinler dediler. Mana şu hadisini, mana şu kelimeni eşitip durgan adamlar 10.000 teydi. 10.000 te sahabe eşitip duruyordu şunu. 10.000 te sahabeden kemede 1000 tesi bu hadisini yetkazdı. Kemede 1000 tesi. Ve 1000 te adam kemede 10 tadan adamı yetkazgan bulsa neşte buldu bitti hadis? 10.000'te, 1000'te, 100.000'te buldu. Bitti hadis bu. Bir tane hadis bu. 100.000'te tariqaga ega buldu. İmam Buhari mana şu 100.000'te tariqani bilgen. Onun kabiliyeti undagi, iktidar şundan ibaret. Yani ilimni, salabeti, ağırlığı şundan ibaret. Mana şu tariqalar içi de en küçük adamını tapıp, uşa adamının rivayetini koygan. Mes'alatul liqa var. Buhari'de. Buhari ravilerini telleşte bir raviden ikinci ravinin rivayetini alıştı. İkkala ravinin özara körüşkenliğini tasdiklaçı üçüncü güvah talep kıyken. Yani bu güvah ikkala adam körüşken demegünce bunlardan rivayet almayken. Buhari'nin şartının bitti ağır tarafı şu. İmam Müslim bunu tenkit kıladı. Bana şimdi. İmam Müslim dedi ki Urva Ayşe anamızdan rivayet kıldı. Şimdi Urva'nı Ayşe anamızdan rivayet kıyarlığını ispatlaş için bitti adamın ihtiyacı yok ki bu ciyen. Özünü ciyeni. İhtimal var ki o. Degen. Buna kalıp her bitten arsana ispatlaş ki imkan yok. Bitti şehirde yaşa geldiği. Kirip çıkış ihtimali varlığı bulsa buldu. İhtimal bulsa zan bilen buldu kabul kılavramız degen.
Mana shu gap bilan Imom Buxoriydan keyingi o'ringa tushib qolgan Imom Muslim. Sahihlik shartlari. Kuchliroq Imom Buxoriyniki kuchliroq. U kishi aytdiki, yo'q dedilar. Menga Urvani Oyisha onamizni uyga kirib chiqqanligini isbotlovchi dalil bor. Palonchi aytgan, kirib chiqqan, buni olaveraman degan. Lekin degan Nofi Hazrati Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qildi desa ishonib ketmayman degan. Chunki Nofi Hazrati Umar ko'rmagan. Ko'rmagan, Ibn Umar'ni ko'rgan u. Ha? Mursal bilan munqati'ning nima farqi bor? Mursal tepadan, munqati pastdan. O'zi mursal deb hammasini ham mursal deganlar bor. O'sha orada bir raviy tushib qolib, tashavora tepadan aytsa. Lekin mursalning asl ta'rifi siz aytayotgan to'g'ri. Mu'al mursal as-sahabiyyu anhu saqat. Sahobiy tushib qoladi bunda. Sahobiyning keyingi tariqasidan tushib qolsa, sahobadan keyin tobiin tushib qolsa, u nima bo'ladi? Munqati bo'ladi. Mudol bor, hadislarning hammasining o'rtasida istilohiy tushunchalar bor. Uni ham bir suhbatda qilishimiz kerak, chunki fiqh usullaridagi asllar hadis usullaridagi asllarga suyanadi. Ba'zan zaif degan narsa hadisga tegishli bo'ladi, amalda kuchli bo'ladi bu. Amalda kuchli bo'ladi. Masalan, o'sha la vasiyata li varisin degan hadis bor. To'g'rimi? La vasiyata li varisin degan hadisni adashmasam Imom Shofiyidan bo'lsa kerak, la asla lahu degan. Asli yo'q deganlar. Lekin bu hadis oyati kalimadagi o'sha meros masalasini o'rniga amal qilmadi. Kuchli hadis. Bu hadisga amal qilmagan odam yo'q. Ya'ni merosxo'r, merosxo'r o'zining meros ya'ni oluvchi, ya'ni meros qoldiruvchi meros oluvchiga vasiyat qilishi joiz emas. O'zi shunda ham oladi. Mana shu hadisga suyanib olgan barcha fuqaholar. Lekin Qur'oni Karim merosxo'r vasiyati bor deydi. Demak, mana shunaqangi usullar bor. Bu usullarni biz qamrab olmaguncha maydonga chiqib olib, undan olaman, bundan olaman degan yengil yelpi mantiqan to'g'riga o'xshagan masalalar bilan chalg'imasligimiz kerak. Ko'p odam shunga chalg'iyapti. Va oqibat mana ko'ryapmiz. Tashvish uyg'otishyapti. Boshida ikkitasi nima edi xulosangizni? Birinchisi tafviz. Ular tafvizul kayfiy faqat ma'noni isbot qilaveradi-da, keyin haliga Imom Buxoriy shayxi bor-ku rivoyat. Alloh va uning rasuli o'zini vasf qilgan narsada tashbih yo'qdir degan narsani ko'p o'zlariga dalil qilishadi. Bizda esa mutashobihga muhkamga mutashobih bo'lib qolyapti-ku, zid kelyapti. Unda biz ma'noni ham kayfiyatni ham tafvid qilamiz ahli sunna. Mashhadda bitta narsa bor. Zohir bor-ku, zohir. Ma'noda o'sha. Zohir ma'noni Allohga bermaymiz. Zohir ma'noni. Ular aytadiki, zohir ma'noni Allohga beramiz, kayfiyatga kirmaymiz deydi. Bu gapni bir jihatdan to'g'ri jihati bor. Faqat o'shani to'g'ri tushunish kerak. Zohir ikki xil bo'ladi. Zohir lug'at istilohidagi ma'no bor. Uni Allohga berib bo'lmaydi. Bu to'g'ri gap. Bizning gapimiz bu. Zohir arablarga nozil bo'layotgan paytdagi lug'at bor. Tushunyapsizmi? Arablarga o'sha Makka'da yashayotgan, Madinada yashayotgan arablarga nozil bo'layapti Qur'on. Nozil bo'layotgan paytidagi lug'atni zohir deyiladi. Uni istilohiy ma'noda emas. Ular tushungan ma'no. Ular nima tushungan bo'lsa shu deyiladi. Tushundingizmi? U ham zohir. Ana shu zohirni Allohga beramizda bu salafniki, to'g'ri bu. Bular nimani chalkashtiryapti? Bugungi kundagi lug'at e'tiboridagi ma'noni Allohga beramiz deyapti isbot, noto'g'ri bu. Lekin zohirni Allohga beramiz deganda arablarga nozil bo'layotgan paytdagi ular tushungan ma'noni Allohga beramiz. Nima degani? Ular bu masalada savol bermadi. Tushundi ular. Nimani tushundi? Allohga bu savolni berib bo'lmaydi deb tushundi ular. Tushunyapsizmi? Mana shu ma'nosi bor. O'shaning uchun endi ular oldin kayfiyatga kirishib olib, keyin ta'vil qilmaymiz deyishligi xato. Alloh taoloda kayfiyat, Alloh taolo jism deyilmaydi. Alloh taolo laysa kamislihi shay deyiladi. Chiqish bo'pti.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنا دعاء آخر آمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة آمين إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام بغالين 600 رواتية حدثلار 600 من تحقق حدث ماس alohida emas. Bitta hadis 100 ming bo'lishi mumkin. Odamdan eshitganliklar. Hadis istilohidagi turuqlar, masalan, tobiinlardan bo'lgan rivoyatlar bor, ularni musnad deyilmaydi. Bu musnadku hadis. Hadisni sahih to'plamni asl nomi al-musnadus sahih. Rasulullohga suyangan. Uni ichida bir qancha boshqa tushunchalar bor, ularni ham hadis deyiladi-yu, lekin hadis istilohida farqi bor, darajalar. Çünkü o adamın göğsünü yiyip olmuyordu, adamın azasıydı o. Bize mesela bir kirlenge mi kum mesela? Mümkün mü? Ayet gibi vakti, mesela Allah dedi ya, kavreni temineyini... Liman arada ayyutim var rada'a, ha? Şu ayet... Ayet ihtilaf, mesela 3 yıl degenler var, 6 ayını koşadı karnıdaki, 2,5 yıl degenler var, Hazreti Ali radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, onu agahlantırgeni, rivayetler kum bunda. Şu, tur yıl değişikliği bizim rügeyle varsa hata var mı? Hata, hata. O şey, hani iri hatırını evin koşuyen haram. Şurada değil mi? Ha, o adamın azası da, mesela adamın kulağını kesip yapamaydı yu. Bu düşünsün geldi. O 2 yaş geçe zarurat. Allah ruhsat vergen cahit. Ana işten çıkardı göçün mü? Adam azası da o. Azası çalır mı? Ha, azası. Aleyküm selam. Azak saplanadı. Bu hani bir iken mi dedi, bir daha o? Şengi, ahbap diye o iştihar yapıp çıkardı. İştihat kılıp nette, iştihadi meseleler ne bu? Şagırtlar 2 yıldaydı, İmam Şafii'de 3 yıldaydı. Bu ihtilafların ortası da matırlarının imkaniyeti var, ihtilaf kılmıyor.